nasıl tribe gireceğiniz yer. Bu aralar mimleşen, biz bu hayatı izlemeye gelmişiz ve biz insanları izlemeye gelmişiz diye yırtılan arkadaşlar. Para biriktirip bir araba alayım ama ne alayım? E Tofaşlar yaklaşık 25 bin lira oldu. Bari Tofaş alalım diyen kardeşlerim. Anında buyurun. Amerika'daki ikinci el araba piyasası. Tribe girmeye hazır olun. Buyurunuz efendim, buyurunuz. Efendim herkese merhaba. Şöyle alayım sizi, buyurun. Merhabalar, ben İlk Ayzaman. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Benden bekleyeni yapıyorum. Bu serinin mucidi olarak gerçekten de Amerika'da kimse çekmemiş abi benden önce. Amerika'da ikinci el araba fiyatları diye. Çektik patladı. Yürüdü. Diye etmeniz. Yine CarMax takip edilmesi 2020'sin. Şimdi baştan şunu söyleyeyim. Benim ablam Amerika'da yaşıyor eşiyle birlikte, yeğenimle birlikte. İki tane çok güzel arabaları var. Biri Volvo'nun son model jipi, biri de bilmem ne son model bir şey, bak. Bunu görgüsüzlükte anlatmıyorum. Kaç para veriyorlar biliyor musunuz? Tahmin edin. Ha, XC90 mı ne biri galiba? Diğeri de bir şey. Her neyse. Aylık kaç dolar veriyorlar o arabalara? Aylık. Hayır, satın almadılar. Orada mortgage kafası var işte böyle. Gidiyorsun arabaya, diyorsun kardeşim ben bu arabayı istiyorum 2 yıl. Tamam kardeşim diyor, aylık ücreti bu, alıyorsun. Sonra yeni modeli çıktığı zaman aynı firmaya diyorsun ki yeni modeli çıkmış, al abicim diyor. Ver onu bana gir diyor, devam ediyorsun. Benim ama 10 dolar ya 3,5 dolar. Neyse, aylık verdiği para yanlış olmasın, yanlış da olabilir bilmiyorum ama 850 dolar ne öyle bir şey, 700 dolar mı ne iki araba için. Galiba bir 370 dolar aylık. Diğeri de 500 küsür olması lazım ya da 470 mi? Ya sonuç olarak son model iki tane 2020-2021 model SUV, böyle baba arabaları, ne bileyim 800 dolar aylık binebiliyorsun. Avusturya'da kuzenlerim var, Kenanlar, Tarkanlar, onlar da biri X5'e biniyor, biri bilmem neye biniyor. Onlar da öyle 400 euro mu 500 euro mu ne veriyorlar. Şimdi ben geçenlerde, yalan olmasın, dedim ki araba kiralayayım kendime. Araba satın almayayım, zaten piyasa bok. Böyle güzel bir araba kiralayayım dedim, yıllık. Aynı o kafa. Çünkü öyle hissettim yani, dedim. Ya araba kiralayayım dedim. Ya bileyim, benim olmasın, ne olacak? Hiçbir masrafı yok. Anasını satayım, giderim, servisini onlar yapıyor, bilmem ne yapıyor. Girdim. Kaçtı? Neye bakmıştım ben şu anda? 320'ye mi baktım? BMW 320'ye evet. Baktım. Evet. Ondan sonracığıma 330'a baktım. Bir şeylere baktım. Aylık... Bir de son model de değil bunlar. Yok, son modeldi. 2020. Ha, yeni gelecek kasası değildi, evet. Bir K aylık, anlamadım. 14 bin lira. 1K aylık, o keşke. 14 bin liraydı arabanın aylık kirası. O da 3 yıllık tutarsan. 3 yıllık tutarsan. En ucuz araba hangisiydi biliyor musunuz? İşte bu kılafın oradan geçen arabaydı. En ucuz araba 6500 liraydı. Mini Cooper'ın en düşük paketi. 6500 lira 2 yıllık mı 3 yıllık mı ne aylık kirası. Neyse, karar verdim. Dedim ki ulan şirketim var, masraf gireriz, masraf lazım falan. Tutamadım arabayı, kiralayamadım ki kiralama niyetim yoktu. Yani bir adım atayım dedim. Dediler ki kredi kartı kullanmıyorsun. Evet, ben dedim param kadarım yani, nakidim neyse oyum. Yıllık vereceğim size ya da aylık vereceğim, neyse sallıyorum. Yok olmaz dediler. Bize kredi kartı lazım. Tutamadım da yani. Orada benim ablam Amerikan vatandaşı değil, gelip son model 2020 model Volvo'nun en pahalı jipini aylık 450 dolara alabiliyor. Ben burada gidip araba kiralayamıyorum. Çok enteresan şeyler yaşanıyor. Devam ediyorum. İyi ki ya tutmadım. Ya bir yıllık arabaya ihtiyacım vardı. Babamın arabası da yoktu. Dedim ki benim arabamı babama veririm, ben de onu kullanırım dedim. Acı çektim amına koyayım. Bir hafta 10 gün boyunca acı çektim ya. Abi ne olur ver kiraya, ne olur. Bak parasını nakit vereceğim abi falan demeye başladım. Olmuyor ya. Neyse. Şimdi baksan iki katına çıkmıştır o fiyatlar. Abi al ya, al. Şimdi marka vermeyeyim de. Ya gerçi niye vermiyorum, bu şey. İkinci. Ülke piyasası bir şey değil mi? Evet. Kiralık araç. Al. Şu an güncel fiyatın. Evet bak, bakalı 6-7 ay oldu. Heh. Uzun dönem araç kiralama. Modeller. Jaguar falan istemez abi. Sıfır kiralama. BMW modelleri. Hemen bakıyorum. Ne istiyorsunuz kardeşim? Ne vereyim? Bak Z4 var. Bunlara girmeyelim bence. Baktığımız 320'lere bak abi. Tamam, 320'ye bakalım. 3 serisine bakıyorum. BMW 3 serisi. Evet merhabalar. 320i sedan.
Hemen teklif al. Ananı kaldırmışlar fiyatları. Ara diyor, ara. Ara çünkü Elren, Elren konuşuyor diyor. Korkup kaçmasın. Hayır hayır dur bekle. Şeyden ne vardı? Heh. Bir de şu tarafa bakalım. Aynı firma aşağı yukarı ama siz anlıyorsunuzdur hangi markalardan bahsettiğimi. Bakayım burada duruyor mu fiyatlar? Yok, hepsini forma döndürmüşler. Ana. Neyse yani herhalde 17 bin falan olmuştur, 18 bin olmuştur. Çok yakar abi 3.20'de. Ulan derdimiz o zaten. Atamert çok yakar. Derdimiz o değil, arabayı kiralayamıyoruz ki. Siktir et, ne yakıyorsa yaksın, bize mi, bize mi bağlar? Jeep Rubicon'un yeni kasası, en babası, en kısası. Evet, Rubicon mesela sevdiğim arabalardan biri. Gittin Amerika'da Rubicon alacaksın. Bakalım kaça alıyorsun. Ne bokuyacağız abi biz böyle, her şeyi ortama anlatma gerek yok. Şimdi lütfen bir yol göster, kafayı yiyeceğim kardeşim. Bir yol bulursan bana da söyle. Ya arkadaş, açık açık konuşayım bak. Ben bundan 3 sene önce tekstil yapan bir adamdım. Çok şükür paramı kazanıyordum. Ortalli geçinebiliyordum. Tamam mı? İşte şu an bindim arabaya, hala o zaman aldığım para. Hala aynı arabaya biniyorum. Değiştirmek istiyorum, istemiyorum. Neyse siktir et. Sonuç olarak gelir düzeyim belliydi. Bu işler başlamadan, Twitch büyümeden, YouTube büyümeden önceki halimden bahsediyorum. Ya tabii herkesin bir hayali var. Diyor ki ulan şu kadar para kazanayım, seviyemi şuraya çekeyim, şöyle rahat yaşarım, şöyle bir şey yaşarım falan. Çok şükür para kazanmaya başladım, iyi para kazanmaya başladım. Fakat bunu bizimkilerle de konuşuyoruz. Bir şey değişmiyor. Bak bir şey değişmiyor, inan. Yani hele ki böyle birazcık paranın kıymetini bilen bir adamsanız, atsın oğlum, niye atmasın? O eskiden de atsın. Kardeşim sağ ol. Paranın da değerini bilen adamsanız eğer, aptal oluyorsunuz biliyor musun? Zaten %40 vergi ödüyorsun. %30, %40 arası. %30, %40 arası değil. %40 vergi ödüyorsun. Yani 10 kazanırsan 4'ünü veriyorsun. Kalanla da bir şeyler alayım dediğin zaman ne oluyor biliyor musun? Ulan bir giriyorsun mesela, bir araba alacaksın. Ne alacaksın? İşte kazancına doğru orantılı bir şey bakmak istiyorsun değil mi? Alamıyorsun. Çünkü en boktan araba bile şu an, en böyle boktandan kastım, ben buna binerim, param olsa bunu alırım dediğim arabalara bakıyorum, yok. Alamıyorsun, gücün yetmiyor. Alırsın da cebinde para kalmaz. 3 tane de devlete alacaksın. Ya Klaf amına koyayım, beni tutuklatıp götürttüreceğim mi ya? Allah Allah ya. Beni tutuklarlar abi. Seni niye tutuklasınlar ya? Seni de tutuklamasınlar. Kimseyi tutuklamasınlar ya. Ne adam 3 tane de devlet alacağım dedi ya. Durup çakıyor. Durup çakıyor bugün 3. ya. Allah Allah. Çok sinirliyim bu konu hakkında. Devam et. Ben yakındır. Neyse sonra konuştuk, dedim ki siz binin. Bana gerek yok. Boğazıma kadar saçımı çektim. Siz dedim binin. Feda olsun, öyle takılıyorum işte hala yani. Ne anlattınız? Çok da giremiyorum, Allah korusun. Yarın ters kelepçe bir de bunları. Vay be. Gerçekten bir şeyi eleştirmek, bir şeyi konuşmak, bir şeyi anlatmaktan bile korkar olduk ya. Vay be. Değil mi? Arkadaşlar Allah'a emanet. Ya gerizekalı, sana olacak bir şey yok. Bana olan oluyor amına koyayım. Seni kim takar? Arkadan birisi. O bu. Şimdi yarın çıktı. Yarın millete al. Yarın beni kesin aldılar ya. Yarın kesin beni aldılar kardeşim. Sen kardeşim gel bakayım bir. Bize laf mı söylüyorsun? Zor abi. Bizim ülkede yaşamak zor. Yani biz bu halde bıdı bıdı yapıyoruz da insanlar askeri maaşla neler yapıyor acaba? Yani neler yaşıyor insanlar? Bir empati yaptığım zaman İçim sıkılıyor içim. Ya yok, Silivri'den Milivri'den değil abi yani. Bu bir gerçek. Bizim vergi oranlarımız çok yüksek. Ve de şimdi sistem şu. Amerika'da vergi ödüyorsun. Amerika'da da vergi ödüyorsun ama Amerika'da masraf gösterebildiğin şey çok. Sıkıntı oradan doğuyor. Bir ciddi bir şey konuşacağım arkadaşlar. Bir trollemeyin Silivri Milivri. Tamam anladık amına koyayım. Bir muhabbetimiz yapalım. Ciddi bir şey konuşabilirim. Her şeyi de taşağı vurmayın. Şimdi masraf gösterebildiğin şeyler az oluyor. Mesela sen Amerika'da yaşıyorsun, çocuğunun okul masrafını, çocuğunun ne bileyim giyimini, ilacını, kendi giyimini, ilacını, yani para harcadığın her şeyi
masraf olarak gösterebiliyorsun. Doğal olarak da mantıklı olan da bu bence. Çünkü kazancın niye para kazanıyorsun sen? Bunları yapabilmek için. Yapabildiğin şeyler doğrultusunda gelir verginin ona göre şekillenmesi lazım. Şimdi sen para kazanıp o kadar fazla gelir vergisi ödeyip üstüne de harcadığın şeyleri de gider olarak gösteremediğin zaman bu sefer bir çıkmaza giriyorsun. Tabi bu benim anladığım konular değil. Yani hani devlet bunu ne şekilde şekillendiriyor, ne şekilde oran orantı yapıyor ki ülke ayakta kalabilsin falan, o kısımları ben bilmiyorum ama mesela ben masraf gösteremiyorum. Bir masrafım yok benim yani. Hani işte şirketimin yeri var. Yiyemem içmem var. Onlar bile limitli. Ama bir noktada kendine bir kıyafet mi aldın mesela? Bir şey mi aldın? Yok, sunamıyorsun. Mesela araba mı kiraladın? 30 bin liralık araba kiraladın. Aa, masraf diye yazarım. Aa, 5 bin lirasına kadar girebiliyorsun onun. Gibi gibi. Böyle bir sürü detayı var onun. Ama Amerika'da öyle değil. Evet, enflasyona bağlanıyordu. Yani benim çok hakim olduğum konular değil, dediğim gibi. Onu bir finansçı bir arkadaş varsa gelsin anlatsın ama. Çok ciddi vergilerimiz var. Yani o arabalara bile baktığın zaman ÖTV'ler, MÖTV'ler, arabanın değeri aslında 100 bin lira. Olmuş burada 200 bin lira, 250 bin lira. Vergilerin sebebi dolar. Elektrikli araçları dahil %400'ü ÖTV eklendi. Ha, duydum onu dün. Ya geç elektrikli bisiklet alayım dedim. Kaçtı lan parası. Elektrikli bisiklet alalım dedim. 17 bin lira mı neydi? Şimdi o da mı değişti yani? Bu bir tane var bir firma beni asla siklemeyen. Chicoco muydu neydi? Hayatımda bu kadar ilgisiz bir firma görmedim ama neyse. Sonuç olarak şeye baktığım zaman 17 bin lira elektrikli bisiklet alıyorsun. Bisiklet lan. O zaman da benim gel şimdi arabalara bakalım. Ya inşallah bizim de böyle olur abi, yani ülkemiz böyle değişir de rahat rahat herkesin araba alabileceği, rahat yaşayabileceği bir ülke haline geliriz. Allah'ım. Hememle güzel bir şekilde geliyor. Bombastik bir şey, mutlaka kaçırmayın derim. Efendim hemen bakalım. 2013 Jeep Wrangler Sport. 2013 Jeep Wrangler Sport. Neymiş fiyatı? 20 bin dolar. 21 bin dolar da diyebiliriz. Biliyorsunuz bunların içi hep kilitli oluyor. Gösteremiyorum maalesef. Hatta bir şansım deneyim ama evet, kilitli maalesef. Bunlar satın almak değil mi? Bu yok. Bu direkt satın alıyorsun. Gidiyorsun kardeşim, selamünaleyküm, aleykümselam, ver al, pıt 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 alıyorsun. Pink slip var bir tane. İmza atıyorsun amına koyayım. Araba almak o kadar kolay ki. Bizde o bile dert ya. Valla bak, gidiyorsun notere, ona buna, ulan dolandırılır mıyım, paramı alır da kaçar mı falan derken pahalıymış. Daha Gür Bey bir yürü git buradan ya. Bas git lan. Almış A7 hava yapıyor Bulgaristan'dan 15 bin dolara, euroya neyse. Evet arkadaşlar, 40 bin kişi dua edelim hadi. Allah'ım ne olur ülkece kalkınalım. Her şeyimizi kendimiz üretelim. Ekonomimiz çok iyi yerlere gelsin. Amin. Refah içinde yaşayalım. Para derdimiz olmasın. En düşük gelirli insan bile belirli bir kalitenin üzerinde yaşasın. Tatiline gidebilsin. Çocuğunun karnını doyurabilsin. Okullarda okutabilsin. Gencecik çocuklar 13-14 yaşında çalışmak zorunda kal. Hatta çalışsınlar. Niye çalışmıyorlar? Bok atıyoruz Amerika'ya falan ama çocuklar 15 yaşında gidiyor. Starbucks'ta orada burada bir yerlerde çalışıyorlar. Çalışsın, biriktirsin, çalışsın. Kendi arabasını alsın. Aynen. Abi. Ama o çocuk çalışsın da boşa çalışmasın. Oradakiler gibi Starbucks'ta çalışıp aylık 2000-3000 dolar kazanıp 3 ay sonra kendine Jeep'in Wrangler mıydı neydi, onun arabasını alabilsin. Ne güzel olur değil mi? Düşünsene, sen gidiyorsun garsonluk yapıyorsun bir yerde, bilmem ne kebapçıda. Kazanıyorsun aylık 3000 lira. Ve 3 ay sonra kendine çok güzel bir araba alabiliyorsun. Ayağını yerden kesen. Bak ben Amerika'dayken aylık 2500 dolar 3000 dolar kazanıyordum. Gittim kendime Eldorado Biarritz Cadillac araba aldım. 89 model. V8 5700 motor. Vap 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 diye gidiyordu böyle. Kaç paraya aldım? 2000 dolar aldım. Kaça sattım? 2500 dolara sattım. Ya hayaller hayatlar. Bizim ülke tamam Tukan, aynen aynen. Abi sen de eviriyorsun çeviriyorsun lafı Amerika'ya. Oğlum örnek bu. Bunu konuşacağız abi. Yani burada bir örnek var.
Al, araba fiyatları belli, market fiyatları belli. Bunu el birliğiyle düzeltmesek biz nereye gidiyoruz ya? Devam edelim. Öyle içini çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Bilmiyoruz abi biz içini. Bu Carmex'te kameraya çok fazla izin vermiyorlar. Kıllık yapıyorlar. O yüzden telefonla çekiyorum. Çok da yansıyor. Kötü ama 2017 Wrangler Unlimited Rubicon'un fiyatı da 37 bin dolarmış. 36.998 dolarmış. Maalesef biraz yansıyor artık. Kusurumuza bakmayacaksınız. Efendim şurada bir şey gördüm. Ona bakalım. Ford'un. Ford'un da şu olayın hastayımdır ya. Bütün SUV'lerinde vardır. Buradan şifre giriyorsunuz. Abi bayağı eskitmiş şifreleri bu arada. Abi yalak atmış şifrelere. Evet. 2011 Ford Edge Limited diye geçiyor. 12.599 dolar. 2011 Ford Edge Limited diye geçiyor. Fena değil yani hani tipim falan ama yorulmuş tabii araba belli. Efendim Traverse'miş ha. Ya demin diyorum Traverse mi acaba bu ama biraz eski kasası galiba. Evet 2017 Chevrolet Traverse LS 19.998. Çok şükür 20.000 dahil. Bak bu çok iyi abi. Bu arada bu 5.99 dolar tribi Amerika'dan çıkmıştır. Yani 6 dolar değil bak 5 dolar. 5.99. İçinde şöyle göstereyim efendim Chevrolet'in. Abi çok parlıyor biliyorum farkındayım ama artık idare edin ya kusura bakmayın çok yansıyor. Evet efendim beyaz güzel. X-Drive 4 iyiymiş. Alantrikli mi? Ki Alman arabası Amerikan arabası değil. Aa hibrit. En az 600. 2017 BMW X5 plug-in hibrit. Dur 2017 X5. Hibrit. Hibrit mi bu? Aynen. 2017 X5. 2018 63.000'de 1 milyon 129.000'e gördüm. Ne? Bir dakika dur. 2000 kaçtı? X5 hibrit. 2017 idi değil mi? 2017. Evet, 2016 gördüm. 2016 model 100.000'de 915 bin lira. 2018 gördüm 1 milyon 85 bin lira. Bu kaç paraymış? Hibrit X-Tran 40E. 31 bin 900 dolar. Oranın parasıyla 31 bin lira desen. Türkiye parasıyla 31 bin dolar çarpı kaç dolar şu an? Sürekli işi 7 kaç? 7.20. 7.20 desen 223 bin lira ediyor. TL'ye çevirsen bile. Anladım peki, abi. Peki nasıl? Anladım abi. Paris. 31.900. Ben 2000 dolara Eldorado'yu aldığımda Türkiye'ye getireyim bunu dedim. Yani o kadar ucuza almışız. O zamanın parasıyla 80 bin liraya 90 bin liraya falan maliyeti çıkıyordu. Yani gemisi, getirmesi, vergisi, plaka kısmına daha geçemeden 90 bin lira olmuştu. 2000 dolar aldığım araba. Allah eyvallah dedim geçtim. Bu arada şu an getirsen 400'e 500'e satıyordun. Şu an en az 600 bin liraya satardım onu. 32 değer alınabilir. 2017 X5 plug-in hibrit. Nerede bunun plug-in'i? Önde. Aha burada. Görüyorsunuz plug-in'ler kıymetlidir. E-Drive. Hell yeah. Hemen arkasında bir tane kırmızı güzel bir Explorer var. Şöyle bakalım. Bu çok da eski değil ya. Bak bunlar yani, Amerikan arabası. Zaten hesaplıdır. Explorer'ın hibrit galiba bu da yine. Bakalım. Yok değilmiş. 2015 Ford Explorer XLT. Şöyle göstereyim. LT. 18.998 dolar. 19.000 dolar da denebilir kendilerine. Güzel pazarlama taktiği. Gördüğünüz gibi 95.000 milliymiş. 2 çeker, 6 silindir. 3.5 litreymiş. Otomatikmiş efendim kendileri. Onlar biraz parlıyor. Ben size açıklaması lazım. Polis arabası. Allah bak böyle. 25.000 lira. 5.990. Allah'ım ya. Çirkin araba ya. Baksana ya. Dişleri dokunmuş dede araba gibi duruyor la. Vallahi billahi ya. Ya nasıl bir benzetme bu ya? Milde. Ya bunlar. Dişleri olmayan dede gibi ne demek ya? Patır patır düşüyor. Abi bunlar araç kiralama firmaları buraya patır patır filo halinde satıyor abi. Lexus varmış. Lexus'a gidelim. Ya Allah'ım ya. Çirkin araba ya. Baksana ya. Dişleri dokunmuş dede gibi duruyor la. Vallahi billahi ya. Ben zevk meselesi abi. Kimisi diyor ki abi sen nasıl beğenmezsin? Bana çirkin geliyor abi. 2017 Lexus NX200T F-Sport. Yok muydu başka isim? Alejandro, Maximiliano, Gonzalez gibi. Bunun da fiyatı 25.900. Oh Allah'a şükür Tiguan çıktı. Evet. Ha Tiguan. Çok şükür Tiguan. Hangi modelmiş? SEL. Sel. Ne kadar Tiguan? Modeli. 24.000 dolar. Tiguan. Kaçmış 2018? 1 milyon abi en az. Olamaz ben lan. Benim ama Tiguan o kadar pahalı değil lan. Passatlar 801 milyon. O da bir 800'den aşağı değildir. 600-800'den aşağı. Yok. 2020 Citigo'nun ikinci elleri
Ama böyle sıfır ayarında 800 bin lira falan. Ama yine çok ya. Çok, çok ya. Çok, çok. Baksana abi 700 bin, 689 bin, 680 bin. İkinci el bunlar. 2018 Volkswagen Tiguan Cell Premium 24.998 dolar 35.98 veriyor, onu veriyor, bunu veriyor. Ya biraz kafayı çalıştırın ya Allah aşkına. Kimse doğru düzgün Amerikan arabası almıyor, tercih etmiyor. Zaten ben Alman seviyorum biliyorsunuz. Vardı bir tane, sattım, değiştirdim. S-Kasa yaptım onu da. Onu da yakında videosunu size göstereceğim. S-Kasa almış ha. Derken yeni S-Kasa gördüm dün. S-400 şu arabaya bakın oğlum. Bak bak. Evet arkadaşlar. S400 Long. S400 Long. Çok iyi durmuyor mu? Şunun güzelliği. Arabanın içine bak, içine. Oy. Oy. Oğlum bizim taksilerde de var lan bu. Arkalarında. Abi her yere de ekran koymazsın ama tablet çıktı arabadan ya. Kaç milyon milyar bu? Ama 4 milyonu 5 milyonu vardı herhalde, ne bileyim. Vay anasını. Daha ne olsun. Abi tadını da çıkartıyor bu arada. Arka tarafta bambaşka. Ay ne güzel yapmışlar bu arada ortayı. Tesla'nın taşaklısı olmuş. Pre-safe. Buradan. O koltuğu da kumanda edebiliyorum bu arada. Sen otur Sinancığım. Biz yola çıkalım. Ne rahattır ha şunu sürmek. Abi çok iyi ya. Baksana navigasyon falan da ortada. Arabanın süzüldüğü o kadar belli ki. Aman abi, Türkiye yolları bu. Süzülmeye bak, konfora bak. Bunun arkadaşlar detaylı incelemesi, teknolojilerin anlatımı, hepsi. Bu da ne güzel pembe. 200'de gidiyor, ne güzel pembedi. Işıklarını mavi. Bugün bir saat müzik dinledim. Sadece yol aldım. Nasıl viraja giriyor ya bu? 2 ton araba. Oy! Gece atmosferine bak. Yani çok cafcaf sevmem ben normalde arabada ama bu bir hoşuma gitti ya. Abi bir şey diyeyim mi? Ha. Akıyor. Ama. Akıyor akıyor. Bildiğim böyle akıyor yani. Yağ gibi. Uçak gibi valla. Müziği YouTube'da açıp dinlerken bu kadar kaliteli ses gelmiyor demiş. Evet arkadaşlar devam edelim tribe girmeye. Bu ne? Bu geç. Bunu da geç. Dur bir dakika. Neredeydik biz ya? İkinci el araba fiyatlarına bakıyorduk. Oğlum ikinci el araba fiyatlarını bulamıyorum. Edeceğim. Yani o yüzden arkadaşlar. Şimdi biraz daha baba arabalara gidiyor mu? Vay 35 bin dolar baba arabadır. Audi'leri çek diyorsunuz. Ha, Audi. BMW Audi'leri çek diyorsunuz. Hadi abi çeksene hadi diyorsunuz. Çekeceğim. Al bak mis gibi Merso'ları dizmişler. Babacım dur 1 milyon tane araba var. Yavaş yavaş acelesi yok. Şuradan hemen bakalım C Coupe. Herhalde 2013-2014 falandır. Oh bunu da tutturdum. 2014. Abi ya 18 bin dolar. Ne? 18 bin dolar diyor. 19 bin lira mı? Mercedes C250 18.998 dolar efendim. 61 bin demiş. İyi 2014 araba için gayet iyi aslına bakarsanız. Beyaz kupe gördüğünüz gibi C250. Bizdeki C200. Oğlum sizin ne eksiğiniz var lan? Bizim ne eksiğimiz var bu arabalara? Niye binemiyor millet? 18 bin dolara niye satıyor millet bunu ya? Ben abi 4 ay çalışıp şuna binmek istiyorum ya. Türkiye'de yarım milyon kilometreye satmazlar bu fiyatı. Aslında burada dediğim gibi. E400 efendim bu da güzelmiş.
Bakalım onun fiyatı neymiş. 35.998 dolarmış. Kaç modeli? 2016. Şurada 2016 bir de yani. 6E400. Yeni. 35.998. 4 yıllık araba. Üstü açılıyor gördüğünüz gibi. E var yanında. Bu eski kasalardan. Hemen ona da bakalım. 2013 Mercedes-Benz E350 Luxury. 23.998 dolar. 23 bin mili. 6 silindir. 3.5 litre. Bak 350, 3.5. Türkiye'de böyle değil artık. Falan da iyi gözüküyor. O yani o şeydi. Bu 2000'lerden değildi. 2000 motorlardan değildi. Bu da Japon seri buluyorsunuz. Kur'an getir bir de BMW'lere bakalım. Abi biz BMW deriz. BMW'ye bineriz. 2016 BMW 528i. 24.998 dolar. 40.000 mil demiş. 2 çeker 4 silindir 2 litre motor var diyor. 2016 528i'nin fiyatı 24.998 dolar abi. Türkiye'deki fiyatıyla siz karşılaştırın artık. Ben söyleyince Amerika'ya bayılıyorsun diyorlar. Ben sadece... Ya abi Amerika'ya bayılıyorsun, bizim milleti kötülüyorsun, bizim ülkemiz candır falan gibi duyara gerek yok arkadaşlar. Tabii ki de biliyoruz bizim ülkemiz candır, o başka bir şey. Ama yani bu yaşam kalitesini gösterir arkadaşlar. Bu yaşam kalitesini gösteren bir şey. Yani refah içinde yaşamaktan sonra, istediğini alamadıktan sonra, acı çektikten sonra... Yani bu tip kıyaslamalara girmenin bir zararı olacağını düşünmüyorum yani. Kalkıp da Amerika'daki yaşantıya... Ya ben açık arttırmaya gidiyordum. Costco'dan 3,5 dakikada Ford'un pick-up arabasını kiralayıp saatliği 3 dolar ödeyip San Diego'ya basıp gidiyordum. Bak stres yok, rahat, anladın mı? Araba lazım, pick-up. Dur amcaoğlunu arayayım, onda transporter vardı değil de. Gidiyorsun orada 10 dolara 15 dolara saatlik ayarlıyorsun. Biniyorsun pick-up'ına, sıfır. Yardır babam yükünü. Al git dağıt, ne yapıyorsan yap, arabayı teslim et. Ya Amerika'ya bayılıyorsun sen, Amerikacısın falan. Evet, Amerika'daki şu yaşam standartlarını beğeniyorum diye demekten korkar oldu insanlar ya. Ya beğeneceksin tabii, adam BMW'ye bakıyor. 2016 kupe 20 bin dolar 18 bin dolar ya. Şurada topu Allah izin verirse o da 60 bin orta ama 70-80 yıl yaşayacağız maksimum. Ne olmuş yani bir arabaya binmek istesen? Ben Amerika'dan döndüm mesela, al oradan yak. Gittim gayet çatır çatır yaşıyorken canım ülkem dedim, döndüm. Kılaf ses geliyor sürekli. Pardon abi. Yolu yarılamışsın be. Yarıladık tabii. Neden döndün abi? Gençtim lan gittiğimde. 21 yaşındaydım anasını satayım. Daha askerliğimi bile yapmamıştım. Gittim bir sene yaşadım. Dedim ki canım ülkem. Ben dedim dönüyorum. Ne yapacağım lan Amerika'da dedim. Döndüm. Bilsem döner miydim? Yok lan. Yok ha, hiç şey yapmayacağım, şımarmayacağım. Baya ülkemi çok özleyip döndüm. Dedim gideyim askerliğimi falan yapayım, vatani görevimi yapayım dedim. Borcumu harcım olsun. Borcumu ödeyeyim dedim. Borcumu ödedim. Burada devam ediyorum kalmaya ama işte ablam yurt dışında yaşıyor, Amerika'da yaşıyor. Orada çocuk büyütüyor. Yalnız gurbet zordur bu arada. Gurbet kolay bir şey değil arkadaşlar. Ne kadar laf ederseniz edin. Burası bir başka yani. Buranın kanı, buranın havası... Çünkü DNA'm buraya uygun yani. Burada büyümüşsün, burada doğmuşsun. O yüzden oraya ne kadar böyle rahatlıklar olsa da ne bileyim bir şekilde en azından benim gittiğim dönem o sıcaklığı alamıyorsun yani. Olmuyor. Bir şekilde olmuyor amına koyayım. Buradan konuşunca rahat da gidince 3. 5. ayında bakkalını arar oluyorsun. İsmail abim özledim diyorsun. Vay kardeşim diyorsun. Orada o esnafın bakkalının içine girip çay içmeyi özlüyorsun. Garip ya. Yani çok garip. Kimisi var aşırı realiteden yürüyor. Gidiyor adam, mis gibi hayatını kuruyor. Hiçbir şey de özlemiyor. Kimisi var evcimen benim gibi. Türkiye bir değişik yani. Allah bir değişik. Ya, samimiyet olarak çok iyi, evet. Eskiden daha çoktu. Şu an ben bir samimiyet göremiyorum. Yani herkes birbirini ezikliyor. Herkes birbirine sövüyor. Herkes birbirinden nefret ediyor. Tahammül yok o insanların da... birbirine. Eskiden böyle değildi ki benim gençliğimde. Mutsuzluktan dolayı abi. Ve mutsuzluktan o da. Ya insanlar sinirli.
Adam 3 yıl çalışıyor, 3 yıl parasını biriktiriyor, aldı arabaya bak. Ben artık hak veriyorum yani, hani stres seviyesi abi, işte stres ne kadar fazlaysa insanların davranışı da doğru orantıda değişiyor. Şimdi sen çok mutlu, kelebek gibi uçan bir adam olsan çatar mısın millete? Çatmazsın, bana ne ya dersin, benim hayatım güzel zaten, mutluyum, her şey istediğim gibi. Biri sana toksiklik yaptı, kardeşim niye böyle yapıyorsun? Yakıştı mı sana ha canım kardeşim? Bak buna böyle yapsan ne güzel olurdu değil mi? Demeyi unutuyorsun işte. Çünkü çatmak istiyorsun. Sinirlisin. Mutsuzsun. Sinirini bir yerden çıkarman lazım. Evet mutsuzsun ya. Birini görüyorsun, amına koyayım senin diyorsun böyle. Neden? Çünkü kafan dolu. 50 tane derdim var. Tabii canım. Ben karınca çiftliğimi yaptığım zaman böyle yazanlar vardı. Biz sabahtan akşama kadar çalışalım, sen orada karıncaları dert et. Ya özür dilerim amına koyayım. Kusura bak, Allah belamı versin. Özür dilerim ya. Hemen sen kapatıyorum kanalı. İğrenç herifim ben. Halbuki o da ucundan tutsa, böyle bir hobi mobi yapsa kendini daha iyi hissedecek. Garip ya, bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin oğlum. Bak çok içten söylüyorum. Hiç hoş değil yani. Ben genel bir analiz yaptım ve de belki de şu yayını açıp yayını kapattıktan sonra sosyal medyayla ilgili hiçbir şeye bakmamam lazım. Ruh sağlığım için. Ya da hepinizin, hepimizin. Birimle nelere sahip olacağınızı gösteriyorum. Türkiye'de ne birim kazanıyorsunuz, ne birimle nelere sahip oluyorsunuz. Amerika'da ne birim kazanıyorsunuz, ne birimle nelere sahip oluyorsunuz. Bunları bilin, görün diye söylüyorum. 2011 BMW 328i. Fiyatı 14.998 dolar. 47.000 mildeymiş. 6 silindir, 2 litre motor. Bu biraz yorgun bir arabaya benziyor. Biraz haşada çıkartmış. Abi neresi yorgun bu araba? Abi biraz yorgun dediğin araba. Neresi yorgun lan? Jantında çizik yok arabanın. Abim sen yorgun araba görmemişsin İstanbul'da. Bizde 4000 araba 4000 kilometreye geldiği zaman alt takımlar çöküyor zaten. Çizik içinde. Kaza var mı? Taklası yok. Ama İstanbul burası. Önü arkası sağa solu boyalı. Normal İstanbul burası diye geçiyoruz. Boyacı yanlışlıkla tavana boya sürmüş. Abi benim arabayı hatırlıyor musun? Evet. Sola gidiyordu sadece. Aynen. Alışmıştı herkesin öyle kullanmaya. Çıtır hasarlı. Aynen çıtır hasarlı. Taklası yok. Tavanında bir şey yok bak. Yormuşlar bunu hafif. Yormuşlar. Efendim yine. Ooo arada modal, bir tane balina modal, gördüm. 740 ya da 760 ama 740'a benziyor. Uzaktan da göremem kör gözümle. 328. Bakalım 328'in fiyatına. Bu biraz daha temiz duruyor. Güzel duruyor. 2016 BMW 328i. 17.998 dolarmış efendim fiyatı. 36.000 mildeymiş. Şimdi şuna bir yanlayalım bakalım neymiş bu. Burada da akrualar falan var. Akrua da güzel arabadır. 740Li. BMW'nin de 7 serisi kötü değildir. Şimdi ha, güzeldir yani. BMW sevmeyiz ama hakkını veririz. 2014 BMW 740Li. 28.998. Allah belanı kaldırmıyor. Ya insan da siniri bozuluyor ya. Siz ekran başında siniriniz bozuluyor. Benim daha çok bozuluyor. Abi senin niye bozuluyor sen? Sen bizim yerimize bin abi. Sen bizim yerimize kullan. Buradaki tüm chat için bin o arabalara. Yani şu arabalara Türkiye'de ne paralar veriyoruz? Vermiş biri olarak. Evet. 430i. Bu da herhalde 2016-2017 falandır. Ay, gül gibi araba. Bu da hardtop gördüğünüz gibi kabrio. 430i. 430 hardtop bile. Yok bunun fiyatı yok. Buna daha henüz geçirememişler. Fiyat etiketi geçirememişler buna daha. 3 serisi. 2014 BMW 3 serisi XI. 16.998 efendim. Şöyle göstereyim. 77.000 milde 4 çeker. 2 litre motor. 4 silindir. Şöyle efendim genişten alalım. X-Drive 320 efendim bu da. Hemen yanına geçiyorum. 528i X-Drive yine 4 çeker. Bunun da fiyatına bakalım. Bu şıkmış bu araba. Tipim bir derli toplu. 2015 BMW şöyle göstereyim. 528 XI 24.998 dolarmış. Bir yana geçelim. Lan ne çok BMW koymuşlar arkadaş ya. Ha bak bunu bir tane abi kullanmış. Belli M4. M4. Merak ettik M4'ü. Bak M4 bizde garibim. Tabii insanlar alıyor. M4 görünümlü yapıyor yani. Bari ona bineyim diye. Bakalım orijinal Safkan M4 kaç paraymış? Yavrum benim ya şu araba ha fena değil. Ah bakalım ne kadarmış fiyatı. Önde yazıyor bunun da. Önden falan da şık duruyor araba ha. Yani, mis. Meraklısın adam. Ben meraklısı değilim abi böyle şeylerin. 2016 BMW M4'ün fiyatı da 46.990. Şaka ya. Bir dakika dur lan. BMW M4. 2000 kaç bu? 2016. Merak 2016 et. Abi. 2016 BMW M4.
$50,000 ya. 50,000 birim. Oyuncakları çıktı amına koyayım dur. Oyuncakları 12.000 abi burada. Akülü arabası 12.000. Arkadaşlar hack spoiler'ı 3.000 lira. Bir dakika dur. Spoiler'ı 3.000. Yok mu lan Türkiye'de bu araba? Niye çıkmadı ya? Abi sağ farına bak. Bekle. 6.000 sağ farı. Lan niye girmiyor siteye? 2016 1.400.000 diyenler var. Ne oldu abi? İyi misin? Oha! Bu ne kaç abi ya? Bu ne ya? Bu ne oğlum ya? Harbi gülüyoruz ediyoruz ama bu ne ya? Bir keyif çayı içelim. Bu 998 dümenini çok güzel tutturmuşlar. Hakikaten çok güzel tutturmuşlar. Şu Türkiye'ye gelse makam arabası olur biliyor musunuz? Vallahi olur billahi olur. Bak şuna bak. Hakikaten makam arabası olur şu. Kia. Bu Kia kendini çok açtı son zamanlarda. Hyundai'nin yaptığı Atağ'ın çok benzerini yapıyor. Zaten kardeş firmalar biliyorsunuz. Ama iyi iş çıkartıyorlar. Honda'ları da bakalım birazdan. Harbi yani güzel arabaymış lan bu Kia'nınkisi. Efendim. Kia Cadenza. Cadenza. Araba güzel araba. Fiyatı 2017 Kia Cadenza teknoloji. $21,998. 27 bin milde 2 çeker 6 silindir 3.3 litre motor. Vallahi var ya bakayım açıksa kapısı açık değil. Ama içini falan görmeniz lazım. Yani araba hakikaten çok güzel. O teknoloji dedi Ford efendim bu. Çok tipsiz buluyorum ama 10 bin mili geçince fiyatta inanılmaz. Hah gel bakayım Mustang'lere. Yani, Mustang'lar ucuzdur. İşte Ferrari'lerde 1000-2000 mil oluyor. Bak arkada biri verdi. 10 liralık benzin yaktı amına koyayım. 1000 mil 2000 mili geçtiyse patates oluyor. Öyle bir sıkıntı da oluyor maalesef. Fiyatı çok fazla düşüyor. Şuna bakalım. Bu GT ayağında Challenger var. Mustang. Efendim 2016 Ford Mustang'in fiyatı da 19.998 olmuş 51 bin milde. Efendim bu da şirket kamerası. Beyaz çünkü. Bizdeki kafa budur abi. Beyaz araba şirket araba. Abi bu arabaların çoğu şundan bir sene önce 600 bin lira 500 bin lira falandı. Ne ara bunlar 1 milyonun üzerine çıktı ya? Bu da şirket Camaro'su. Bakalım şirket Camaro'su kaç liraymış? Hmm. 2016 Chevrolet Camaro MS fiyatı 21.998. Abi geçen ne yaşadık biliyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Ya 20 bin dolar Enes Batur'un arabası. Bilmiyorum kimin arabası da. Yani 21 bin dolara satıldığını bilsem şu arabayı şu ülkede ne kadar param olursa olsun şu arabaya 2 milyon 1.5 milyon veremem ya. Ya elim gitmez abi yani. Çok garip değil mi? Abi bu Camaro'larda geçen şey oldu. Abimle şey sohbetini çeviriyorduk işte. Sana ilk araba ne alak falan diyordu. Topaş alırız artık falan diyordu. Ben dedim ki ben ama Camaro'nun Türkiye fiyatını bilmiyorum. Ben yurt dışında gördüm. Eski modelleri 10 bin dolar falan diyordu. Gelse 100 bine gelir zaten normal bir araba fiyatı diyorum. Abime dedim herhalde Camaro olur falan dedim. Abi gülmeye başladı. Ne oldu abi falan dedim. Gitti bana bir bak bakayım Camaro'nun fiyatına falan dedi. Bir açtım abi 900 bin falan yazıyor. Coştum. Ama 2014'lere falan 900 bin 700 bin falan fiyat çekiyor. Babam bana dün dedi ki oğlum dedi sabret dedi. Bu en sonunda böyle söylemişti. Sabret dedi ikinci el piyasası düşüyor oğlum dedi. Bir 2-3 ay bekle dedi. Bunu en son 6 ay önce söyledi. O zamanlar baktığımız arabalar vardı işte meraktan bakıyorduk. 500 bin liraya, 600 bin liraya, 300 bin liraya. O arabaların hepsi iki katına çıkmıştı. Dedim ki baba hani biraz daha sabredeyim mi oğlum? Niye böyle oldu ben de anlamadım dedi. Ondan sonra şimdi... Ben öyle bir talimat vermedim. Şimdi gene aynı şey oldu bakalım ne olacak. Şimdi bunlar 2 litre. Yani bunlar artık şey için yapılmış. Mass production artık verelim abi millete bol bol. Bak bu da taksiden çıkmamaz. Birim para olarak hadi şunlarla tufaş alınıyor ya. Fark ettin mi adam 2.0 motor için ya öylesine yaptık bunu hani. Çünkü Amerika'da öyle abi taksiye biniyorsun 4.000 motor ama 5.000 motor. V8 taksi geliyor yanına vr 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 diye. Çok saçma yani. Şu mesela 5 GT. Bunda motor var hani. 5 litre motor var yani öl öl gidiyor. Abi hemen araştırma yaptım. O M4'ü ABD'deki asgari ücretli 46 ay. TR'deki M4'ü almak için 625 ay çalışmak gerekiyor. 625. Ömür bitti zaten. Ya valla gülüyoruz biliyoruz ama bu işi çözmek lazım ya. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Allah aşkına. El birliğiyle bir şey yapalım artık. Nereden kısmamız gerekiyorsa kısalım. Lanet olsun düzelsin bir şeyler artık ya. Gün geçtikçe pahalılaşıyor her şey.
Kafayı yiyeceğim ya. Bir de pandemi çıktı. Ev kiraları falan da uçtu. Her şey uçtu. 2015 ne yapmamız gerekiyor abi? Ne yapacaksak yapalım. Hayır yapalım yani. Biz de gençler yapalım. Olarak bir şeyler yapalım. Biz bir şey söylesinler de yapalım. 57.000 milde 2.3 litre motor, 4 silindir, 2 çeker efendim. Bu tip arabaların içinde bu muscle car dediğimiz arabaların bak ya. İçinde en çok hoşuma giden tip Challenger abi. Bu yuvarlaklar benim çok hoşuma gidiyor. Araba böyle bir hem kaslı hem güçlü hem böyle bir şey yani bu araba. 2019 Dodge Challenger SXT'nin fiyatı 28.998. 2000 milde abi, sadece. 3.6 litre. 2000 milde bu arada araba. Sıfır ha. Sıfır araba. Motor 6 silindir efendim. Yani güzel. Arabanın fiyatı da güzel. Kendi de güzel. Tek sorun beyaz olması. Buna çok güzel işlem yaptırılabilir. Yanında da siyahı var. Oo ye. Bak şunu gördün mü? Çiçek. Challenger RT efendim bu. Bu güzel araba. Bu biraz öttürür yani. Hakikaten de öttürür. Bakar mısın abi? 6.4 litre. 6.4 litre. Yavrum benim. 6.4. 2017 Dodge Challenger RT Scat Pack. 35.998 dolar efendim. Açılmıyor tabii ki kapısı da. Ya bu araba güzelmiş bak. Bu arabayı hakikaten de olur. Bu arabayla olur bak. Öyle olur. Şunun yakışıklılığına baksana, güzelliğine. Tam böyle hafta sonu keyif yapılacak araba değil mi? Stingray yine. Bakalım bunda fiyat var mı ama yani yine aynı. Ben sana söyleyeyim. Nedir diğeriyle? Kaç? Hemen hemen değil. 45 bin dolar, 50 bin dolar mı araba? Ben süper sport araba sevmem. Ama bunu bence bir 60 bini vardır. Yani. Hoşuma gidiyor. Böyle süper sport gibi değil yani. Çok dengeli, çok güzel, çok yakışıklı bir araba bence. Ama mesela Ferrari mi, Lamborghini mi falan deseniz gözüm görmez direkt bu derim ya. Benim bunlar abi sınıfı. Toyota Allah burada yine Tacoma'lar çok satılıyor, çok tutuluyor. Evet, Amerika'da en çok satılan araba tipi abi. Enteresan bir şekilde GMC'ler, Amerika'da pick-up'lar. Altın bilezik abi. Aynı gün bozduruyorsun. Hakikaten Denali. Efendim bakalım fiyatına. 2017 GMC. 2017 GMC. 41.000 dolar. 41.998 dolarmış efendim. Bunlar artık şeyler. Abiler bunlar. Büyük abiler. Babalar. Sierra efendim. Ya GMC pahalı Sierra diyor. Buna da bakalım fiyatına. Ya şuna bakar mısın şu yakışıklılığa ya. Oğlum aga bunlar niye pahalı? Baksana garibim chat. Bunu pahalı demeye başladı şimdi. Çok pahalı abi bu. Diğerleri o 25 bin dolardı bu. Nasıl 30 bin dolar olabilir falan. Oğlum bu araba ekmek arası gibi gidiyor orada. Takır takır gidiyor yani. Ve de pahalı arabalar bunlar. Bakma dev gibi araba bunlar oğlum. Maşallah sana be. Koçum benim be. Yavrum benim simsiyah. Z71 Chevrolet. Bakalım şöyle. Bak bu Amerikan üretim. Neymiş, ucuzdur bu. Cezası. 2018 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Z71 Maximilian. Pahalıymış yani bunlar. Alejandro abi. Rodriguez 40.998 dolarmış. Aa, dur bir dakika. Altta ne yazıyordu? Dur bakayım. Alejandro Rodriguez 40.990. This price excludes tax. Bu ücret diyor ki işte tax, bütün vergileri falan her şeyi kapsıyor diyor. Her şey dahil. Ve her şey dahil fiyatıdır diyor. 399 dolar. CarMax processing fee'si de içindedir diyor. O da CarMax'in aldığı şey galiba. Evet yani ücret. Yüksek ihtimal 400 dolar kazanıyor bu arabadan CarMax. Ya, 41 bin lira veriyorsun, başında hiçbir dert olmadan alıp gidiyor musun şunu? O şekilde mi işliyor? Bak evet. 400 değil, 399. Avukata gerek yok diyor bir de. Avukata gerek yok diyor. Niye bilmiyorum. Notere de gitmene gerek yok diyor. Bak diyorum Amerika'da benim araba almanımı anlattım, bir de anlatayım çok seri. Bildiğin alışveriş sitesine gittim. Craigslist miydi neydi? Dedim kendime Mustang alacağım ya. 69 model Mustang hayalim. Türkiye'de alamayacağım, bari burada alayım dedim. 5000 dolar da param vardı cebimde. 5000 dolar. Dedim ki ben bunu 2000-3000 dolarını harcayamam amına koyayım. İşim de var. 2000 dolar aylık.